Herkese merhaba. Adobe serisinden Photoshop 2017'yi ince, inceleyeceğiz. Tabi bu son güncel halinde neler değişmiş ona bakalım. Ee, buna bakmak için tabii ki de Photoshop'u açıyoruz. Ee, 2017'yi. Burada e, zaten ilk bakışta zaten burada bir değişiklik var zaten. Yani o açılış yerinde bir tasarım değişikliği yapılmış. Eee... Yeni dosya açtığımızda burada bir değişiklik var tabi. Ee, mesela burada son kullanılan dosyalar diye bir bölümümüz var artık. Bir de yeni aç e, yeni dosya aç ya da başka bir yerden dosya açabiliyoruz. Bunu ne yapabiliriz? Yeni bir dosya açalım. Buradaki yenilikler ise artık yeni dosya aç dediğimizde burası geliyor. Burada da piksellere yazıp ya da dikey yatay ayarlayabiliyoruz. İşte buradaki birçok ayarı eskiden şuradan yaptığımız küçük bir alanda yaparken şimdi artık burada resimsel ve kısa yollar olarak gösteriyor bize. Ha, bu bize ne kattı? Hazır şablonları da görebiliyoruz. Buraya şablonları ekleyebiliyoruz. Eskiden o şablon kelimesi e, şöyle diyeyim yapılmıyordu. E, kısa yol olarak hani kaydedilmiyordu ki yani tekrar sonra açılsın da ben o boyutta tekrar kullanırım diye düşünülmüyordu. Şimdi artık burayı böyle görsel olarak yapınca muhakkak herkes kullanacak. Tabi burada bir sürü Adome'nin yaptığı e, yeni hani hazır şablonlar da var. Birçoğu bedava burada. E, tabii bunlar sizin hoşunuza gider ya da gitmez artık onu bilemem ama birçok şey burada ücretsiz. Yani güzel şeyler var. Hani direkt e, bir şey yapayım derseniz buradan direkt hazırlayamaya başlıyorsunuz. Yani bir adım ön, önden başlıyorsunuz bu tasarımlarda. Tabii... Şöyle bir şey var. Bir tane örnek aç olarak açalım ki görelim. Evet, açılıyor. Evet. Oldukça düzenli gözüküyor burada e, her şey. E, mesela burada şablonlar var zaten hazır. Bakın, değiştirebiliyoruz bunları şöyle, 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 şöyle. Bunları tabi maskeleyip yaparsanız resimlere o efekt veriliyor. Ee, yani birçok şey burada baya güzel olarak yapılmış. Mesela bu harika bir şey. Mesela buraya farklı resimler koyup e, yeni bir resim ortaya çıkarabilirsiniz. Tabi bunlar e, çok güzel şeyler aslında. Bir yeni özelliği ise e, Adobe'nin yeni bir araç. Arama seçeneği var. Hatta araçtan başka Adobe Stock'larda e, resimlere kadar ayarlay arayabiliyorsunuz. E, bu ara arama konusunda bayağı gelişmiş. Mesela e, diyelim başka bir komut ise mesela araçları aradık. Bu araç hakkında Photoshop'taki araç, hani Photoshop'un içinde ara ya da öğren. Bu bu araç hakkında bilgileri sahip oluyorsunuz. Buraya tıklarsanız oraya geçiş yapabiliyorsunuz. Ya da burada dediğim gibi buradaki fotoğraflarda neyi arıyorsanız onu buluyor yani. Çünkü hani interneti açmadan e, mantığı şey yapmış. Fakat bunların birçoğu ücretli. Bu sefer cidden ücretli. Yani güzel bir yenilik. Çünkü hani bazen araç ararken çok zorluk çektiğimiz oluyor bu doğru Adobe'de yani hele hele Photoshop'ta evet çünkü bayağı araç e, değişti simgeleri olarak da değişti. Eskiden bu bir ma mouse hani şey fare ile bir artı işareti vardı sanırım. Yeni gelen fontlar ise e, emojiler ve birkaç yazı e, şeyleri bunu Nasıl diyeyim? Artık tasarımlarda hazır olarak kullanabiliyoruz emoji'leri. Ha, diğer Android emoji'ler de var, bu emoji'ler de var. Ya, tasarım konusunda evet yardımcı oluyor cidden. Çünkü hoşuma gidiyor emoji'leri kullanarak bir şeyler yapmak. Ya, bu yazı stili olarak da birkaç örnek de verebilirim. Ee, hemen aratıp göstereyim. Evet, İşte bu. Mesela diyelim. Bunu fontosunu büyütelim yoksa Kör olacağız Evet mesela Evet burada birçok degradeli e, Renkli 3D'li Bütün her şeyi katmışlar Hazır font elde etmişler Şöyle gösterebilirim Diğer bir özellik ise Yüzümüzde hani gözümüzü Ya da burnumuzu Hoşumuza, hoşumuza gitmiyor arada Evet simetrik Alanlarda bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. Onun için yeni bir özellik geldi. Yüz sıvılaştırma özelliği demişler ama bence yüz düzeltme demeleri lazım. Bu ne işe yarıyor? Burada mesela gözümü büyütüyorum, küçültüyorum. Ya da böyle göz bebeğinle. Birçok şeyi burada gözle alakalı. Ya da direkt buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi. Ya da burunla. Aşağı yukarı ya da burada. Ya bu güzel bir özellik oldu. Çünkü bazı e, göz, gözümüz küçük ya da büyük çıkabiliyor. Onları düzeltebiliyoruz bununla. Diğer bir özellik ise seçme aracında. Seçme aracına tıklayıp e, tabii kolay seçmeye geçersek. Mesela şöyle bir şey seçtim. Refine Edge yerine Select Mask olmuş bu. bu e, bir farkı var mı? İçeride bakıyoruz. Hemen böyle baktığımızda evet bir değişiklik yok. Yana alınmış bu. Eskiden oynatılabilir menüydü. Şimdi yanda gösteriyor. Her şey aynı. Fakat burada bir değişiklik var. Mesela daha net saçları alabiliyoruz. Evet bu çok güzel bir şey. Çünkü bazen şu saçın biraz şurada biraz kalmıştı. Bu saçın burada kalmıştı. Bunları net olarak seçip hani e, se Seçebiliyoruz yani Bu güzel bir şey Yani photoshop'un böyle bir şey Yapması ne kadar etkiler Ne kadar şey yapar Onu bilmem ama e, En çok etkileyen beni e, Bir emoji'lerde font konusunda Bir de arama yeri Çünkü arama yerinden cidden ihtiyacımız olan bir şeydi e, izlediğiniz için teşekkürler Beğenip abone olmayı da unutmayın Görüşmek üzere